bir isim, bir siyasetçi. Önemli, bunu hiçbir kimse de inkar edemez. Ama aldığı kararların sonuçta Türkiye'yi nereye götürdüğünü ayrıca sorgulamak gerekiyor. Aldığı Bugün de kararlar bir de AK Parti'ye mal olmuyor mu aslında? Yani Bahçeli günün sonunda hani yine kendi kararını uygulamış oluyor ve birazcık bu AK Parti'ye yansımıyor mu yani oy yani oranlarına da hayır yansıyor da baktığımızda? ama Sayın Bahçeli'nin şöyle bir siyasi özelliği var. Yani uzun yıllar örneğin Türkiye'deki en AK Parti karşıtı Tayyip Erdoğan karşıtı bir siyasetçi olarak bilinen ve bütün konuşmalarını da yine çok sert bir dille AK Parti'yi ve Erdoğan'ı eleştirerek yaşamış birisidir ama sonra tam tersine, yani sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olabilir ama bir tek sen olamazsın. Recep Demişti. Tayyip Erdoğan'dan bu ülkede bir tek sen cumhurbaşkanı olabilirsin. Erdoğan'a Ya da bırakma gitme diyen. gelmiş, Evet. evet bırakma gitme diyen bir tabii Bahçeli'den söz ediyoruz. O nedenle siyasi değerlendirmelerini bir yanıyla dikkatle dinliyoruz ama öbür yandan giderek de hayatın gerçeklerinden, ülkenin gerçeklerinden koptuğunu da söylememiz lazım. Yani mesela bugün ilginç değil mi? %16 oyumuz var bizim dedi. Niye Evet. bağlı olarak bunu söylüyor? 51 ildeki belediye meclisi oy oranları. Eğer bunu bütün seçimin sonucuna bağlarsak Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne kadar? %35 değil mi? O Diğer zaman nasıl yerlerde beraber. hesaplamak O lazım? zaman Evet. 16'sını düşelim. AK Parti'nin durumu vehamet gösteriyor 16'yı düşersek. Çünkü o diğer 30 ilde de ki bunlar büyük şehir. Yani büyük şehirin oylarını nasıl yani görmezden gelebilirsiniz ki? Sonuçta oradaki oy net ve açık. Ama Türkiye'de şunu söylememiz lazım. Dünyada bir milliyetçi dalga ya da bir başka ifadeyle otoriter bir dalga yayılırken Türkiye'de milliyetçi oylarda bir gerileme olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu dünya için de ilginç bir örnektir. Aynı şekilde yani otoriterlik konusunda da dünyaya örnek oluşturan bir seçim sürecini yaşadık. Nedense Sayın Bahçeli bunu görmüyor. Bence burada ciddi bir eksiklik var. Bu bir gerçek yani hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını hem İyi Parti'nin oylarını hem de Zafer Zafer Partisi'nin Partisi. oylarına baktığımızda yani milliyetçi diyebileceğimiz partilerin oylarında bir düşüş var. Peki Peki bu oylar yerel ve genel değişir mi yani o dinamiklere de baktığımızda hani burada bakın bir miktar değişir bunu kabul ediyorum ama bu seçim başka bir şey. Ve burada oylar mesela AK Parti'ye gitmedi ya da muhafazakar bir partiye gitmedi. Sosyal demokrat bir partiye Evet. gitti. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'ne negatif bakmaları için özellikle Sayın Bahçeli'nin son 10 yıldır yine çok ağır